Nonkurt da yapmam. Aşağı takmam. Aynen. Çünkü alacağız yani. Selamlar, merhabalar. Bu ön balkondaki biberlerimizi şimdi şu yukarıdaki demirlere alacağız. Burası biraz daha yerleniyor. Değil mi? Daha güzel. Sandalyeye ve boyuma güvenerekten buraya yetişebileceğimi sanıyorum. Hadi bakalım, hiç deneyelim. Hiç yapmadık. Bunları taşıdık araya ama bir tanesini deneseydik. Keşke bir deneseydik önce. Bak bakalım boyun yetiyor mu? Olacak sanki. İyi hadi. İnşallah. Oraya asalım. Şuradan başlasaydık acaba. Neyse oradan başla da buraya kadar kenara kadar geliriz. Ha gayret. Yetmiyor. E nasıl yetişiyordun? Yetişiyor. Olmuyor. Hadi ya. Tamam dur başka çare düşünelim bir saniye. Çare bunun üstüne kütü koyacağım. Tamam öyle yapalım. Ya da bir taş maş bir şey koyacağım. Tamam öyle yapalım. Ay biberlerim çok güzel kurudu. Harika. Bunlar tatlı. Bunlar da acı Arnavut biberleri. Hepsini oraya asacağız. Burada daha güzel rüzgarda biraz daha yer alacak. Çünkü şöyle söyleyeyim. Çünkü burada biraz kuytuda kalıyordu. Ondan havada kötü gidiyor kaç gündür kapalı yağmurlu. Ama onun üstünde olmaz öyle. Düşersin. O kütük çok küçük. Ay basma oraya. Telaş yapma. Gidip atlamaya hazırım yani. Sen atlayana kadar düşersin. Ya ayakta tutan senin şu iyi dileklerin. Evet her zaman senin için iyi dileklerde bulunuyorum. Atlayana kadar düşersin gibi değil mi? Burada bak hafif esinti var böyle şey boğaz gibi değil mi? Evet. Daha güzel yerlenecekler. Öyle umut ediyorum. Nasıl olsa kızardılar. Artık kızardı. Şimdi takırdaması gerekiyor. Takır takır olması lazım. O yüzden şimdi bu tarafa alıyoruz bunları. Fazlalarda güneş görmüyor. Kalınları bu tarafa at. Hepsini. Ya da çek kendine doğru nasıl istersen. İnceleri arkaya doğru atabiliriz. Çekme şansın yok çünkü şu yukarıdaki ha takılıyor. Çatı şeyleri var ya. Anladım. Evet. Aydın hepsini astı buraya. Burada karanlık görünüyor biraz sanki ya. Evet buradan daha güzel görünüyor. Hepsini bu ön balkona aldık buraya. Zaten hepsi kızardı. Şöyle göstereyim farkındaysanız buruşmaya başladılar. Şimdi kuruması gerekiyor. O yüzden buraya aldık. Hatta biraz esiyor sallanıyorlar. Burada esinti de. Hafif böyle yarı gölge yarı güneşte de çok güzel kuruyacaklar inşallah. Ne dedin? Şunları alalım mı? Patlıcanlar var gerek yok patlıcanlar kurudu. Hangileri diyorsun? Biberler var hayatımda. Var mı orada? Günaydın. Günaydın abla. Onları da aldık. Buradan çok yok ya değil mi? Az var. Onları da asalım. Var altan. Hepsini. Al tane. Burada da patlıcanlar kurudu hepsi. Takır takır. Şurada dolmalık biberler var. Burada patlıcanlar var. Birazını böyle oydum. Birazını da şöyle şey yaptım. Sarma için. Böyle iki tarafında yani arka tarafında oydum açtım. Öyle onu normal böyle sarma gibi sarıyoruz. İki türlü patlıcan oydum. Evet şimdi en son aldıklarımız kaldı. Şimdi onları da asacağız. Hepsi burada olacak. Rüzgar da var böyle sallanıyorlar. Hepsini buraya astık. Şöyle göstereyim. Burada daha güzel olacaklar şimdi.
Buraya. Buraya. Arkadaşlar, Semih uzun zamandır görmüyorsunuz. Çünkü biz çekim yaparken aynen böyle koşturduğu gibi koşturuyor. O yüzden çekim yaparken onu kulübesinin oraya bağlıyoruz. Çekim bittikten sonra salıyoruz. Geçen birkaç kişi Instagram'dan yazdı. Dedi işte, ya dedi, Sem ne oldu? Nerede? Dedim burada salmıyoruz çünkü ekipmanlar böyle hani ayaklı olduğu için hayır, bir yere koyup çekim yapıyoruz, hayır, ve hepsini deviriyor. Hayır. O yüzden gel. Tamam. Şimdi saldık ya. Biraz koştursun diye. Hem de size göstereyim dedim. Sen kızım. Gel. Gel, seni görsünler. Gel, neredesin? Gel. Sem. Gel. Hadi gidiyoruz. Tavuklar korkuyor. Gitti yukarılara. Gel. Al. Sem, al. Geldin mi? Dur. Hayır. Hayır. Maması var burada. Hayır Sem. Bekle bakalım önce bir. Hayır kızım. Ne var ya? Sem. Bak. Bak, seni merak etmişler. Selam versene. Düştü yere. Buraya da bir iki tane düştü. Sem o kadar çok büyüdü ki. Değil mi kızım? Bebek tüylerini döktü. Şu an büyüyor tüyleri. Bayağı bir dökülmüştü. Bu ana tüylerine atıyormuş. Bebeklik tüylerinden kurtuluyor. Hatta şuralarında bayağı döküldü. Bir boyun kısmı çok az döküldü. O yüzden yeni tüyler de geliyor, çıktı bayağı. Gel. Gel. Otur bakayım. Otur. Bekle. 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 Bekle kızım. Acıktın mı sen? Başla. Tamam, sende bir şey yok. Sende bir şey yok. Araba çıkamadı yokuşu, patanaş çekti. Sen ye, devam et. Hemen kulaklar. Tamam, yeterli. Yeterli. Şuradaki eriye gitmemiz lazım. Neyse, önce yukarıdakini toplayalım. Buradan başlamayalım mı? Hayır. Yukarıdakinden başlayalım. Evet. Evet. Zorlu doğal koşullarında bahçemizde Survivor'dayız. Şimdi yukarıdaki erikleri toplayacağız. Hadi gidelim. Evet, eriklere ulaştık. Bunlar çok hoşaflık güzel. Mı? He? Hoşaflık mı? Yani hoşaf da olur, şey yani komposta da olur, reçel de olur, marmelat da olur. Hepsi olur. Şöyle yakına gelsene. Baksana şu dala. Ne kadar güzel yerde görünüyor. Değil mi? Evet, bunlardan alalım birkaç tane. Ya aslında hiç bunlarla ilgili ne yapacağım? Ne yapacağım fikri yok aklımda. Hoşaf olur. Tadı o kadar güzel ki. Sen yemedin değil mi? Hayır. Bir tane yemelisin. Bu kadar şurup gibi bir erik yemedim yani ben daha önce. Ah, düştü. Düşen çok var ki onlara zaten. Hepsi kuşların yani. Şey böyle erikler hep şey. Cevizlerimiz de oluyor ama cevizlerimiz ufak ya. Değil aşkım.
Bu ağaç bir de en büyük şey ağaç. Cevizi en büyük iri olan. Şu an çok değişik bir bölgeye geldik arkadaşlar. Çok zor şartlarda ev topluyoruz. Evet. Biraz bu kırmızılardan topladık. Şuradan şu yamacı ve şeyi göstermek istiyorum. Burası bizim bahçemizin üst kısımları. Burada şu çalı, çalıdan sonrası bize ait değil. Yani çalıya kadar kalan kısmı bize ait. Ama tabii burada rüzgar, şey rüzgar diyorum, yağmurdan selden bu çalılar harap olmuş bir şekilde. Çay geliyor yani. Çay geliyor. Gelsene bak, bu erikler de sarı, çok güzel. İşte gelsene demek kolay da gelmek zor yani oraya. Biraz. Dur bakayım canım. Sarı bu eriklerde. Ay düşeceğim. Ya. Yeah. Evet. Erikleri topladık. Sarıdan biraz az varmış ama aşağıda da var. Oradan toplayacağız. Nereye gidiyorsun? Dövizleri gördüm. Ne gördün? Dövizlerimizi. Dur ben de geleceğim. Allah, dikenlere bak. Evet. Nedense ben de buraya çıkacağım gün şortla çıkıyorum yani. Arkadaşlar. Oh. Nerelere çıktık bir bilseniz. Bizim bir de bahçemizin tabii böyle görünmeyen kısmı var. Bizim ulaşamadığımız. Bizim ulaşamadığımız. Bakayım. Evet bak, bunlar bayağı büyük. İşte yukarılarda daha çok var. İyi, burada ceviz var bu ağaçta. Bu sene biraz az ceviz değil mi? Az. Bu sene az var. Geçen sene iyiydi bu sene. Bu da erik, eriği topladık. Şey gibi. Zeytin gibi herhalde. Zeytin de bir sene çok veriyor, bir sene hiç vermiyor, az veriyor, onun gibi bir şey yani. Değil mi? Aynen. Fındık falan da öyleymiş mesela. Ya bir de biz bakımına yani yapamıyoruz, üstlenemedik. Niye üstlenemedik? Çok üstlenemiyoruz. Ya üstlenemiyoruz çünkü ha ev... çıkacağız. Ha. Ha çıkıyoruz. Yani çünkü mahkeme ne zaman sonuçlanır onu da bilmediğimiz için. Doğru. Yoksa vardı yani bu evle alakalı fikirlerimiz. Vardı. Bu arada arkadaşlar, şurada da erik var, zeytin. İncir var kocaman. Onlar da bize ait. Şuradaki zeytin üzerinde var, gördün mü? Var var. Zeytinler de var. Evet, şu, bunda yok. Ama oradaki zeytinde var. Yani anlayacağınız üzere bahçede birçok ağaç var. Ulaşabildiğimiz ağaçlara ulaşabiliyoruz. Çünkü bakar mısınız? Çok zorlu koşullarda yani. Bizim ev nerede? Yani bizim ev görünmüyor yani, siz düşünün. Evin önündeki en büyük ceviz ağacı bu. Yani o kadar yukarıdayız ki. Bayağı dağ tepe taş çıktık. Çıkması kolay değil, inmesi zor ya. Evet, biraz zor. Şey, ben küçükken ağaca çıkıyordum. Mahallede ağaçlar vardı. Ağaca çıkıyordum ama ağaçtan geri inemiyordum, biliyor musun? Çıkmak çok kolay geliyordu, inmek olmuyor. Tırmalıyor ya inerken tabii. Evet bak, şu yukarıdaki semin de kaçabileceği deliği buldum. Şurada bak, bir tane delik var. Gördün mü çalıların arasında? Oradan çıkıyor. Bizim bahçede köpek geliyor, oraya tıkamamız lazım. Öpeceğiz oraya, bir şey yok. Şuraya bakın ya. Ne halde. Evet, şimdi inişe geçtik. Düşmeden in. Gel. Hadi bakalım. Şimdi şu ağacın dalına tutunayım bari. Düşersem askıda kalayım cevizin dalında. Allah! Bu nedir ya? Gel gel, selametle gel. Buraya kadar iyi. Buradan sonrası yani sıkıntılı. Çok sıkıntılı hem de. Evet. Kaç kişi yeri topladı? Burada da eriğimiz var. Sarı erik. Bunu da toplayalım. Çok güzel değil mi? Şu alt dalı, şu alt dalda çok güzel bak, yere eğilmiş. Onları alsana önce. Bir de böyle daha çok sarıları ve kızaranları almaya çalış. Tamam, şunları var ya. Bahçemizi
Sonra sat bunları. Evet. Evet, topladık eriklerimizi de. Bu sarılardan da topladık. Bunlar da çok güzel ama bunlar biraz daha şöyle kızaranlarını topladık. Biraz daha yumuşaması lazım. Biz yumuşak olanlarını seçtik. Vallahi bunlarla ne yapacağım bilmiyorum ya. Ya şimdi zaten hepsini toplamadık. Niye dolunda dursun? Biz tüketebileceğimiz kadarını, yani artık marmelat mı yapacaksın ya da hoşaf mı yapacaksın? Ben marmelat yapmak istiyorum bunlardan. Tamam. Hepsini toplayıp da... Bir de şey var evde, o Angelika mıydı büyüklerden? Evet. Onlardan da var. O Angelika ile bunları karıştırıp ikisinden marmelat yapmak istiyorum. Tamam. Bu topladığımız yeter bize. Biraz daha toplamayalım. Evet, o yine zaman... habercimiz yumurtamız geldi diye. Şu an sabah yine erken saatler arkadaşlar. Bu arada bahçede Sem'in kaçtığı bir yer var. Geçenlerde iki kere kaçırdık. Orayı kapatmaya çalışacağız. Vallahi kapatabilir miyiz bilmiyorum. Oradan atlıyor. Ya paletler var ya, paletleri oraya bir dayayacağız. Bakalım. Hadi. Bir şeyler yaparız. Evet arkadaşlar, şu anda başka bir ağaca geldik. Bu da erik ağacı. Şurada kümesimiz var. Kümesin hemen arka tarafındayız. Burada da bir erik ağacımız var böyle. Yani buradaki şartlarda erik topluyoruz ya. Bugün uçurumdayız yani. Evet ya, nerede duruyor Aydın? Buradaki şu eriklerimizi toplayalım. 4 çeşit erik oldu şu anda. 3 çeşit. 3 mü? Evet. Bu yukarıda topladığımız ağaçla aynı erik. Yani bu ne cinsi bilmiyorum ama. Alın bakalım. Şunlardan siz de yiyin. Bunlar kümese girmeyenler. Kümese evet. Girip de çıkanlar. Bunlar kümesten sürekli firar ediyor. Bunlar 4 tane civciv vardı arkadaşlar onlar. O civcivler sürekli dışarıda. Büyükler içeride. Ben şimdi yavaş yavaş küçükken ağaca çıkıp ineme işim var ya. Evet. Benim de şu anda bu uçurumun burasına gelip bu taraftan rahat alabilirsin. İstersen buraya gel. Burası daha kolay. Buradan geri nasıl geleceğim onu düşünüyorum. Ya ne buldum şurada. Çok güzel. Evet. Ben de görüyorum ama. Cevizle birleşmiş bunlar artık. Bir de eriğin öyle bir dikenleri var ki, evet, değil evet. mi? Felaket. Ben ne simsi diyorum yani. Evet, Survivor'da birinci sensin. Kupayı alacaksın. Gazla çalışıyorlar. Allah'ım. Nerede ha burada? Vallahi ulaştım. Tebrik ederim. Helal olsun. Artık ceve dolduruyorum. Ah, enseme bir şey girdi. Ha gayret, ne oldu? Bir şeyler oluyor. Allah, ne oluyor? Böcek mi girdi? Allah diyorum. Of, yapraktır umarım. Yapraktır ya, ne olacak? Çopurdayan bir yaprak var sırtında şu anda. Ay dur, kapatıyorum bakayım. Evet arkadaşlar, baktık böcek varmış sırtında. Böcek girmiş içine, bildiği yürüyordu. Ama artık biz alıştık öyle şeylere, değil mi? Yani. Dursun orada, bir şey sıkıntı yok da yürüdü mü? Isırmasın ama. Aşkım bence... Yeter, tamam. Yeterli. Ne mi cevizin üstüne? Hayır, çıkma çıkma. Alabildiğini al, tehlikeli işlere girmeye gerek yok. Zaten bakayım. Bu kadar erik topladık neredeyse. Bayağı bir topladık. Evde de var. Bunlar ama yeter. Var. Şu dalda çok var ya. Çok güzel değil mi o daldakiler? Bayağı da kızarmış. Şey, zaten pembeler de var arada, kalsın. Sonra bir daha toplarız. Nereden girdin? Buradan çıkıyorum. Nereden girdin? Şuradan girdin. Hadi bakalım. Hop. Buradaki cevizleri. Ceviz var mı burada? Aşkım çok iyi. Bu zaten yeterli bence. Bu ağaçta. O var mı? Baksana, elma gibi olmuşlar maşallah. Hani? Üzerinde baksana, ama tepende kaldı mı? Ha evet. Evet arkadaşlar, burada cevizler. Şurada da var yukarıda. Maşallah, güzel bir ceviz. Maşallah güzel. Hem de iri. İri iri olmuşlar. Şey, bu arada bu cevizler silkilecek, toplanacak. Az kaldı biliyorsun. Bir ay kadar bir zaman var ya da yok gibi. İşte o zaman zarfında
Buraları temizlememiz lazım. Burada önümüzü açmamız lazım arkadaşlar. Bu otlar var ya, ne biçim oldu burada, sardı her yeri. Bir de şurada da ayva ağacımız var. Şu ayva, ayvalar da toplanacak. Ceviz de arka arkaya oluyor hasadı onların da. O yüzden buraya girişimizi açmamız lazım. Burada yakın zamanda temizlik var. Bunları biçeceğiz, burayı temizleyeceğiz. Şu Sem'in çıktığı yeri size göstereceğim. Kaçtığı yeri. Kaçtığı yeri, pardon. Yaramaz şey. Buradan çıkıyordu. Şuradan. Burayı kapattık böyle bir paletle. Bu, burada tel var ama bu sarmaşıklar telin üzerini kapladığı için tel böyle eğilmiş. O yüzden... Şuradan firar ediyor ya. Nereden? Tam şuradan kaçıyor. Evet, oradan dışarı kaçıyor ve geçen gün yani bizi çok zorladı, kaçtı. İnanın çok uğraştık. O yüzden burayı kapatmamız gerekiyor. Artık nasıl yaparız bilemiyorum. Ama nasıl bir planın var? Evet, onu oraya telle bağlayabiliriz. Hadi sen tel getir. Nerede bizim kalın tel? Şu çamaşır telleri var ya kalın. Hepsini biberler için çengel yaptım. Hayır, daha var. Evet, burada bir tane eski bir palet var. Kırık yani, çok işe yaramıyor. Bir tane de burada küçük vardı. Onu da buraya şey yaptık. Öyle kapattık ama buradan da atlayabilir. O yüzden sen... Ay, bağladık Sem'i. Atlıyor sürekli. Ya onu yerini kapatıyordu şu an. Onu dışarıya ver. Nasıl dışarıya? Dışarıya, o tarafını dışarıya. Evet, şimdi Aydın deneme yapıyor. Kapatabiliyor muyuz diye. Evet, bayağı bir kapandı. Şimdi bu ayvadan bir tane ip çekelim. Bir de öbür şu sarmaşıktan. Onu askıya alalım orada. Evet arkadaşlar, bu şekilde böyle derme çatma bir şeyler yapıp bağlamaya çalıştık. Aydın her ne kadar olmaz dese de ben kendim yaptım. Birçoğu şeyini, mimari çizimini ben çıkardım. Bu konuda biraz anlaşamadık az önce. Ama şu an çok da güzel oldu. Mis gibi sımsıkı. Evet. Böyle askıya aldık onları. Ayvanın dalına bağlıyoruz. Şimdi buradan atla da göreyim sen. Fikirlerine, ellerine sağlık Gülkaycığım. Çok güzel oldu. Rica ederim. Derme çatma. Olmadı da. Şimdi idare etsin bakalım. Olmadı mı? Evet. Neye olmadı bunun? Ya, İkisini birbirine yapıştırmış gibi bağladık. Sımsıkı gerdik. Canım. Bilmiyorum. Atlayamaz ki sen bunun üstünden. Atlayamaz da bu yani kopabilir. Neyse, bir tel bulup tellerle sağlamlaştırabiliriz. Ama telimiz olmadığı için iple yaptık. Tamam canım, telle alırız yani 5 metre 3 metre o galvaniz tellerden. Aynen, onlarla daha iyi olur. Evet, sabah serüveni bitti. Öğlen geliyor artık. Yavaş yavaş yakmaya başladı güneş. Ben bunu çıkartayım artık. Çıkart, ben çıkarttım. Bayağı sıcak oldu. Güzel oldu ama ya. Şimdi çıkamaz buradan. Bulur, mutlaka çıkacak bir. Bulabilir. Paletten setimiz oldu. Evet, harika. Evet arkadaşlar, bu videomuzu burada kapatalım. Bizden bugünlük bu kadar diyelim. Böyle biraz erik topladık. Biraz bahçedeki işlerimizi yapmaya çalıştık. Biberleri aldık. Bunları da sizlerle paylaşmak istedik. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Bir başka videoda görüşmek üzere. Bizi takip ederseniz, kanalımıza abone olursanız sevinirsiniz. Çok teşekkür ediyoruz ailemize, yeni katılanlara. Herkese selam olsun. Hayırlı günler. Başka bir videoda tekrar görüşürüz. Şimdilik hoşça kalın. Hoşça kalın.